Kocaeli Üniversitesi kampüsünde yaşayan bu köpeğin adı Şimşek. 3 yıl önce yavrularını kaybeden Şimşek, kampüste gördüğü her taşı yavrusu zannediyor. Diğer öğrencilerden ve köpeklerden taşları korumaya çalışan Şimşek, her taşa annelik yapıyor. Şimşek kampüsümüzün güzel köpeklerinden bir tanesidir. Şimşek'i bulduğumuzda vücudunda çeşitli yaralar vardı. Bakım alanımızı aldık. Bakım alanımızda kendine üstünde bir kulübe verdik. O sıra tedavisini yürütüyorduk. Lakin Şimşek'te ilerleyen zamanlarda şöyle bir sıkıntı gördük. Bulduğu her taşı kulübesine taşıyordu. Hani bir gün kulübesine gidip baktığımızda kulübesinin içi hep taş doluydu. Ondan sonra hani biraz daha gözlemledik. Hani taşları alıyor, taşlarla beraber yemek yemeye gidiyor. Su içerken taşları beraber yanında götürüyor. İlk suyu taşını bırakıyor. Hani sanki taş içsin onu bekliyormuş gibi. Sonra öğrendik ki Şimşek'in yavruları varmış. Bunlar 3-4 yıl önce. Yavrularını kaybetmiş ve onda bir travma etkisi bırakmış. Her gördüğü taşa neredeyse annelik yapıyor. Onları taşıyor. Hani başka köpeklerden koruyor. Hani bizden bile bazen koruyor. Hani biz taşını aldığımızda böyle ağlamaya başlıyor direkt. Başka köpekler yaklaştığında biraz hıçkınlaşabiliyor. Öteki öğrenciler hani üniversitemize yeni gelen her yıl zaten yeni öğrenciler geliyor ve hepsi köpek niye böyle taş mı yiyor gibi söylemleri oluyor. Zaman içerisinde onlar da öğreniyorlar. Hani herkes böyle bir içini bir burukluk kaplıyor diyebilirim. Köpeklerde muhtemelen o taşların arasına yavrusunu doğurmuştur. Ve uzun süre kaldığı için muhtemelen kokusu sinmiştir taşlara. Birkaç yavrularını kaybettikten sonra da aynı kokuyu taşlarda duyduğu için köpeklerde psikolojik olarak biliyorsunuz Pavlov'un bir deneyi var. Zil çaldığında salya artışının fazla olması gibi belli bir zaman sonra bağdaştırma denen bir olay gerçekleşiyor. İlk başta kokusunu duyarak taşlara bağdaştırdıysa bile sonradan yavrularını unutsa bile taşları yavrusu gibi görüp sürekli ağzında taşıyıp yanlarında gezdirmesi bundan dolayı olmuş olabilir. Köpeklerde sık karşılaştığımız bir durum.